Ceviz Diyarı Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'teyiz. Bakalım Ziraat Odası Başkanı Ömer Cedene Çağlayan Cerit için neler anlatacak? Başkanım, önce sizi tanıyabilir miyim? Ömer Cedene, aslen Çağlayan Cerit'liyim. 17 yıldır Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapmaktayım. Ceviz Diyarı'ndayız, Ceviz Vadisi'ndeyiz. Diğer çiftçimizin adıyla da Yeşil Altın Diyarı'ndayız. Hoş geldiniz diyorum size, Tarım Türk ailesine. Hoş bulduk başkanım. Yeşil altın derken onun da açıklamasını alalım. Yeşil altın yani nasıl Cumhuriyet altını para kazandırıyorsa yeşil altın da çiftçimize para kazandırıyor ama son zamanında para kazandırmıyor. Nedeni de girdi maliyetlerin yüksek olması. Girdi maliyetlerin yüksek olmasıyla çiftçimiz son zamanında para kazanmıyor. Özellikle gübre fiyatlarındaki son artışla çiftçimiz mağdur etmiş. Peki başkanım üye sayımız kaç odamızın? Aktif üye sayımız 1800 tane. Aktif üye sayımız 1800 tane, kayıtlı oranda 3500 tane. Peki başkanım, sırf cevizle mi geçimini sağlıyor Çağlayan Cerit? Ceviz, elma ve hayvancılık. Üç kategoriye ayırabiliriz. Ama bunların en önemlisi ceviz. Tonajımız ne kadar? 8500 ton üretim vardır Çağlayan Cerit'te. Dünyayı kısa sarırsak, dünyada 3,5 milyon ton ceviz üretimi var. 287 bin tonu Türkiye'de, 14 bin tonu Kahramanmaraş'ta bunun 8500 tonu da Çağlayan Cerit'te üretim yapılmaktadır. Peki pazarımız? Pazarımız, pazar sıkıntısı yok desek iyi olur ama gene de çiftçilerimiz mağdur oluyor. Nedeni de şu, dışarıdan ithal ceviz giriyor. İthal ceviz girdiği için bizim Çağlayan Cerit cevizinin tamak tadına farkına varınca çiftçiler, vatandaşlarımız almaya başlıyor. Bunun için de işte Tarım Türk ailesi olarak Çağlayan Cerit'li çiftçilerimize destek olursa seviniriz. Peki başkanım, üyelerimiz bilinçli mi tarımda ve hayvancılıkta olsun? Üyelerimiz genelde bilinçli. Bilinçli. Bilinçli tarım yapmasa zaten hiç geçinmemiz. Peki seminer toplantı veriyor muyuz? Evet, çiftçi eğitimleri veriyoruz. Mesela toprak analizleri yaptırıyoruz, iyi tarım uygulamaları yaptırıyoruz, organik tarım yaptırıyoruz. Damlama sulama sistemleri yaptırdık ilçemizde, sulama kanalları yaptırdık. En sonunda Kahramanmaraş Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çağlayan Cerit Belediyesi, Tarım İlçe Müdürlüğü, Çağlayan Cerit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortaklaşa ceviz paketleme tesisi kurduk. 6 milyon TL'lik bir yatırım. Türkiye'de ilk defa Çağlayan Cerit'e kuruluyor. Bunun için tüm yetkililere, tüm siyasi partililere, milletvekillerimize, il başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Ceviz paketleme tesisimizin ihalesi yapıldı. İnşaat ihalesi de yapıldı, makine ihalesi de yapıldı. İnşallah 2022 yılında çiftçilerimizin ürünlerini kooperatif aracılığıyla alıp Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Hayırlısı olsun başkanım. Başka projelerimiz var mı odayla ilgili? Odayla çiftçi eğitimlerimiz var. Çiftçi eğitimlerimiz var. Tarım danışmanımız var odada. Çiftçilerin bahçelerdeki hastalıklarla ilgili toprak analizi nasıl alınır? Bitki beslemesi nasıl yapılır? Sulaması nasıl yapılır? Bu konuda genellikle çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gördüğüm kadarıyla tahlil laboratuvarımız yok herhalde odamızda. Yok. İmkanlar ölçüsünde Ziraat Odası'nın imkanları biraz kısıtlı. İlçemiz arazi bakımında çok küçük ölçekli bir ilçe. Onun için de yeterli imkanımız olmadığı için Maraş'ta toprak analizlerini yaptırıyoruz çiftçilerimiz talepler üzerine. Maraş'a gönderiyoruz. Maraş'a gönderiyoruz. Peki başkanım, bir de duyum aldığımıza göre tane hesabı satılıyor cevizlerimiz. Evet, cevizlerimiz eski usulden beri tane olduğu için tane hesabı yapılıyor. Ama son zamanlarda da yavaş yavaş kiloya dökülmeye başladı. Bu da biraz zaman alıyor. Bir anda hemen yok etmek genel kültürü zor her yerde. Burada da yavaş yavaş kiloya döküldü, kiloya da satılmaya başladı. Peki elmada rekorta nedir? Nerelere gönderiyoruz? Elmada Meysu'ya gönderiyoruz. Meysu'ya niye gönderiyoruz? Par etmediği için gönderiyoruz. 75 kuruş alıyor. Gübrenin... Peki meyve suyuluk mu elmalarımız? Değil. Tüccar alıcı olmadığı için meyve suyuya gönderiyoruz. Alıcı olsa bunu meyve suyuya göndermeyiz. Pazara göndeririz. Elmada en çok Helete mahallemizde yapılmaktadır. 10 bin ton kadar elma üretimi vardır Helete mahallemizde. Çok kaliteli elması vardır. Alıcı olmadığı için 1000 ton daha organik elma yapılıyor. Organik de zaten zarar etmiyor başarı çiftçilerimiz. Neden desin, ilaç atmadığı için hepsi dökülüyor. O da yeterli fiyatı vermediği için çiftçilerimiz perişan. Peki başkanım, soğuk hava depolarımız var mı bunları saklamak için? Soğuk hava deposu yapıldı. Yapıldı ama soğuk hava deposunda satılsa bile yani gene zarar ediyor çiftçi. Bekletme imkanı da olmuyor. Evet, bekletme imkanı da olmuyor. Çağlayan Cerit'te kooperatif kuruluyor şu anda. Evet, kuruldu. Peki kuruldu. Kuruldu.
Peki bu çalışma aşamasına geçti mi? Neler yapacak kooperatifte? Çalışma aşamasına geçti. Kooperatifimizde çevşilerimizi cevizlerini getirecekler. Önce soyacağız. Sonra kurutma yapılacak sülüyorlarda. Sonra paketleme olacak. Bu garipson şeklindeki mesela 3 etapa büyük boy, orta boy, küçük boy şeklinde paketlenip seçilip ambalajlanacak. Mesela Çağlayan Cihet cevizini başka yabancı insanlar her ceviz Çağlayan Cihet cevizi değil. Çağlayan Cihet cevizi başka ilçelerde, illerde, Türkiye'nin değişik bir yerlerinde satıyorlar. Kooperatifin tesis yapılmasıyla beraber bunu da önüne geçeceğiz. Böyle ambalajda olacak. Bizdekiler 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Paketlenmiş şey. Olarak yani, isim olarak, hakkı olarak. Evet, isim hakkı. Çağlayan Cihet Ziraat Odası olarak zaten 2012 yılında Türkiye'de ilk defa coğrafi şeratanın Çağlayan Cihet Ziraat Odası cevizde. 2019 yılında da Büyükşehir Belediye'mizle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizle beraber Avrupa Birliği'ne müracaatımızı yaptık. Bu konuda bizleri desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e de buradan sizlere aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Peki mesela bu programı seyrettiler. Bu cevizi yani ince kabuklu, faydalı olduğunu öğrendiler. Fidan isteyen olursa gönderme imkanlarınız olacak mı? Evet, fidan talebi olursa değerlendiririz. Burada kargoya veririz, üreticilere ulaştırırız. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Türkiye'nin her tarafına gönderebiliriz. Güzel. Her ceviz Çağlayan Cihet cevizi değildir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet. Aromasıyla, randımanıyla, yağ oranıyla, doğmamış yağ oranıyla çok farklı bir ceviz. Peki başkanım, şimdi gelelim mazota, gübreye. Bunlar çok yüksek fiyatları. Çiftçilerimiz bunun altından kalkabiliyorlar mı? Çiftçilerimiz son zamanlarda çok perişan. Bundan 3-4 yıl önce cevizi 45 kuruşa satarken tanesini şu an gene 45 kuruş. Bundan 4 yıl önce gübre 1 lirayken şu an 7 lira oldu. Yani bunun altına kalkmak, gübre dağıtılmazsa ceviz yetişmiyor. Çiftçi yani bunun altında bu gidişle de ezilecek. Son olarak Tarım Türk ekranlarına ne söylemek istersiniz başkanım? Ceviz diyarından üreticilerin yani her cevizin Çağlayan Cihet cevizi olmadığını, Çağlayan Cihet cevizinin bütün üreticilerin, bütün vatandaşlarımızın tatmasını istiyoruz. Tattıktan sonra zaten gerisi gelir. Bu nerenin cevizi diye sorarlar ister istemez. Peki Çağlayan Cihet'in cevizin özelliği nedir? Özelliği yağ oranıdır, donmamış yağ oranıdır, bir de randumanıdır. Bu üç ana maddesi vardır. Diğer cevizlerden ayıran üç ana maddesi donmamış yağ oranı, donmuş yağ oranı, bir tanesi de randımanı. Mesela randıman 154-156. Biraz önceydi, kabukları da ince. İnce, ince kabuklu olduğu için evet, randıman da yüksek oluyor. Evet. Biz teşekkür ediyoruz başkanım, sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu zamanı, bize zaman ayırdığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Başkanım, şu anda yanınızda ziraat mühendisi, tarım danışmanı da var. Kendisinden de birkaç söz alalım, bakalım neler tabii söyleyecek. Tabii. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben ziraat mühendisi İsmail Barak, tarım danışmanı olarak ziraat odasında görev yapıyorum. Çiftçilerimizle birlikte cevizin daha iyi kaliteye ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte çiftçilerimizin sıkıntıları başkanım belirtti zaten. Girdi sıkıntısı var, gübre sıkıntısı var. Tarımsal ilaç fiyatları da geçen yıl oranın %100 oranında artmış bulunmakta. Mazot sıkıntısı var, tekrar ediyorum tekrardan. Bunların önüne geçilirse biraz daha çiftçiye, üreticiye destek sağlanırsa en iyi şekilde olacağını düşünüyorum yani durumları, ceviz kalitesinin. Peki bu cevizlerin kabuklarını gömüyoruz dediniz. Bunlarla bir faydalanılmaz mı, bir şey yapılmaz mı? Bunun araştırmasını yaptınız mı? Araştırmasını şöyle yaptık. O cevizin yeşil kısmı kavlama makinesinden çıktıktan sonra işte ham madde olarak değerlendirilir. İşte onun için çalışmalar ilerleyen dönemlerde yapmayı planlıyoruz ziraat odası olarak. Bir boy olarak kullanılabilir. Tabii saç boyası ve benzeri duvar boyası şeklinde kullanabileceğini düşünüyorum. Zaten yapan yerler de var, duyduk. Cevizin dış kabuğundan boy olarak, ham maddesi olarak faydalandığını biliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.